Arap Saçığı, Fesübhanallah, Çöpçüler, Sevince. Hafızalara kazınan şarkılara imza attı. Anadolu Rock'ın efsane ismiydi. Akciğer rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan Erkin Koray, 82 yaşında hayata veda etti. Küçük yaşlarda annesinden piyano öğrenerek müzikle tanışan Koray, profesyonel müzik yaşamına 1962 yılında Bir Yüzünde, Bir Eylül Akşamı, diğer yüzünde It Is So Long adlı İngilizce parça bulunan ilk 45'likle adım attı. 1969 yılında kurduğu Yeraltı Dörtlüsü adlı grubuyla Türkiye'de underground müzik akımının öncüsü oldu. Anadolu Rock, Progressive Rock ve Hard Rock türünde çok sayıda özgün eseri bulunan sanatçı, Doğu ve Batı müziklerinde yaptığı çalışmalarla birçok müzisyeni etkiledi. Cemalim, Köprüden Geçti Gelin gibi çalışmalarıyla Türk halk müziği, Nihan Sındıde'den Kıskanırım gibi parçalarla Türk sanat müziği şarkılarını yorumlayarak Anadolu rock tarzında eserler verdi. Şaşkın, Esrabim, Çöpçüler, Fesübhanallah gibi arabesk rock parçaların yanı sıra Krallar, Akrebin Gözleri, Öfke gibi metal müzik olarak nitelendirilen birçok çalışmaya imza attı. ''1960'ların sonuna doğru bağlamanın sesini müzik yapılan mekanlarda daha çok duyurmak ve rock müziğinde de kullanabilmek için elektro bağlamayı Orhan Gencebay'la geliştirdi.'' Uzun süredir yaşadığı Kanada'nın Toronto şehrinde hayatını kaybeden Erkin Koray, deneysel müzik tarzı, sıra dışı şarkı sözleri, uzun saçları ve özgün kıyafetleriyle hatırlanmaya devam edecek. Kara yazı yazıldı sanma, insanın da kaderi böyle, öyle bir geçer var.